Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hacer ve Bitmek bilmeyen iş yeri olarak güne başlıyorum. Şöyle hemen Avni'mi kahvaltı ettirdim. Bulaşık makinem boşalacak. Aha. Mevaya bir patates kızarttım. Tabii birazcık ben de yerim kendim işte. Yanına bir domates, peynir. Akşam üşendim yapmaya. Dün kendime demiştim bana alır mısın diye. Ben bunların uzunluğundan da koydum arkadaşlar. Adını unuttum. Bunu araka deniyor. Öbürüne ne deniyor hatırlamıyorum şu anda. Herhalde bu arakaydı. Sonra kayınvalidem aradım. Dedim böyle böyle şey yapsam. O da dedi ki üstüne bir tane daha ört. İşte bir şey olmaz dedi bir geceden. Dolabımda yer yok çünkü. Dolabı ne kadar büyütürseniz o kadar çok malzeme giriyor. Ondan sonra şey var ya, bir laf var ya, evden eve giren para kadar çıkan para aynı falan diye. Ay, gerçekten aynı yani. Ondan sonra dolabı ne, büyüttükçe dolabın malzemesi artmaya başladı. Küçücük dolaba diyorum nasıl sığarmışım. Şimdi bunları keşke akşamdan üşenmeyip ayıklasaydım. Sabaha kadar suyunu süzmüş kurumuş olurlardı. Ama ben ne yaptım? Üşendim. Ama gerçekten dün çok yoruldum ben. Balkon camını, çocukların odasının camını, salon camını sildim. Bir tek kendi yatak odam kaldı. Ama ben bugün oralara hiç giremem. Storlarımı indireceğim. Storlarım yıkanacak. Şimdi de bugün size ben sarımsakla alakalı çok güzel bir metotla geliyorum. Ve bir de karpuzlu çok güzel bir çiçek yaptım çocuklarıma. Denemek amaçlı az bir şey yapmıştım. Çok mükemmel oldu. Bugün belki onları bir yanına ekleyebilirim videomun ortasına. Ama bir bakalım. Önce şu dondurucu işlerimizi bir halledelim. Önce Meva'mın kahvaltısını bir vereyim. İkram kursta Avni'yi doyurdum. O artık sabah uykusuna birinci paket yaparım ben ona. Ondan sonra patates kızartması gerçekten mümkün oluyor arkadaşlar. Fakat Meva'nın ketçabı kalmamış. Bulaşık makinesi boşalacak. Çamaşırlar var. Alınacak. Gecede kurumamıştı. Makinede çamaşırlar asılacak. Falan filan bir sürü şey. Kocam da çöpe atacaktı. Çöp doldurmuştum görüyorsunuz. Dedi ki sabah atarım ben, sen sıkıntı yapma eşim dedi. Fakat unutmuş. Ne güzel değil mi? İki ay yazık yavrum bıktı çöp atmaktan. Evet, şimdi ben bunu kapatayım. Hiç burası yokmuş gibi çocuklarımı doyurayım. Arka odadaki bütün işlerimi yapıp buraya geçeceğim. Yataklarımı falan örttüm. Çünkü buraya girersem benim burada en az bir saatlik işim var. Ondan sonra da storlarımı indireceğim. Kayınvalidemin balkonu boş. Oraya götüreceğiz. Orada yıkar. Kayınvalidem yıkar büyük ihtimalle. Ben yıkamam. Aslında ben burayı yıkacaktım da. Onun balkonu boş olduğu için. Dedi getir bizim orada yıkarız. Efendim kıza. Ve en yakın arkadaşım. Arkadaşlar kesinlikle bunsuz mutfakta hiçbir iş yapılmıyor. Ocağın başına durulmuyor. Allah dışarıda çalışanların yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten zor. O zaman ben çoluğumu çocuğumu doyurayım. Ondan sonra görüşürüz. Sarımsağlarla hiç böyle bence koymadınız. Bilmiyorum kullananlarınız var mı, gördünüz mü? Şimdi annem dedi ki Hacer hiç uğraşma dedi. Şöyle çamurunu şey yap dedi. Normalde ben soyup koyuyordum dondurucuya. Başıma geleni bilseniz o kadar çok var, tabağım kırıldı ki böyle üst üste. Dedim şöyle açayım, tamam Mevacım vereceğim. Arkadaşlar şöyle soymadan abicim uyanmadan şöyle soymadan bu şekilde çölüyle çöpüyle poşete koyuyoruz. Hacer ne yapıyorsun demeyin. Annemler kursta böyle yapıyorlarmış. Taze çıkıyor dedi anne. Hiç uğraşmadı ama ben şöyle birazcık da temizliyorum tabii ki. Allah sağlıklı yemeği nasip etsin valla herkese. Şöyle zaten kurumu çıkartmadım. Zaten çok güzel kurumuş. Hiç işte sarımsağım kalmamış yeri biliyor musunuz? Bir tane bile. Ne kadar iyi oldu sağ olsun verdik annene. Bunun cinsinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bileniniz varsa yazarsa çok memnun kalırız. Değişik bir şey. Şöyle
soyasım geliyor biliyor musunuz? Çok güzel. Vallahi tazecik. Şey, çabuk da soyulacak bir şey yani. Önce bunu yapayım, ondan sonra benzerliğimi yapıp yıkayacağım. Şöyle masaya koyarım, tepsilere kurusun. Ancak akşama çocuklar uyuduktan sonra poşetlerim tek tek. Yani şimdi sadece yıkayacağım. Avniye yoğurt çıkarttım, muzla yoğurt yesin. Herhalde bunu şey gibi, domates gibi suyun altına sokuyoruz. Hemen şey yapıyor diye düşünüyorum. Denemedim ben. Ama annem dedi ki, Hacer dedi, sarımsağını soyduğunu attın mı kız dedi. Ben normalde soyuyorum, atıyorum ya dondurucu kaplarına ya da poşeti de koyabilirsiniz. Kimisi de pet şişeye koyuyor. Şey, yarım litre şişeleri var ya, onlara koyuyorlar. Ama bu tabii ki çok rahat. Ama ben şöyle birazcık çörünü çöpünü alıyorum tabii ki, bu şekilde hepten dağıtamam yani. Bugün burası çok sıcak arkadaşlar. Hafta sonu inşallah Çorlu'ya gidiyorum. Hem yeğenimi göreceğim. Allah nasip ederse. Hem şey, siz söyleyin. Arkadaşım, siz nereye gideceksiniz? Arkadaşımın nişanı var. Komşumuzun kızı, daha doğrusu öyle söyleyeyim size. Bana o kadar destek olmuştu ki Çorlu'da. Bizim İkra o kadar doğru bir çocuktu ki. Çok seviyorlardı onu. Alıp alıp götürüyorlardı. Evet. İlk kuşum. İkra evde elbise giydi. Ben avniye yürütmeye gitmiştim. Valla bu kovanın neredeyse çoğunu İkra ayıklamış. Değil mi ilk kuşum? Evet. Oynama aşkım. Ezilir bir tane. Bak gidiyorlar. Bak gideceğiz biz bunun kışını inşallah. Hı. Allah nasip ederse. Bak gidiyorlar. Böyle şey, masanın üstünü yıkadım. Kaldırdım bir tur. Şurası kaldı sadece. İkra sağ olsun yapmış. Şöyle güzel al yani. Güzel arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bir tane bezelye açtım. İçinden bir tane bezelye çıktı. İkra. Ay bir uyku bastırdı. Avni uyuttum. Gerçekten modum düştü yani. Bütün enerjimi çekti avni. Ve saat kaç oldu? Ben hala başka işleri falan da koşuyorum ya. Kaldı böyle bu işim böyle ortada. Bu şekilde arkadaşlar.
Bezelyelerimi büyük ihtimalle gece doldururum. Gece doldururken video çekerim inşallah. Çekemezsem de yani bunları aynı bu şekilde işte ayıkladım. Sudan geçirdim, pisliğini attırdım. Süzülüyor. Poşetleyeceğim, atacağım yani. Ne zaman attırdım ben görmedim. Yukarıda bir ayıkladım ya. Kapıyı açar mısın? Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bana bir baksana evi senle. Ay çok güzelsin. Anne şu şöyle yaptığımda şöyle açıyorum. Bir şey olmaz. Hadi.